Ben hafta sonu dilime dolandı. Sanırım bütün Türkiye'nin dinine dolandı. Sen dinledin mi, seyrettin mi bilmiyorum ama bir dinleyebilir miyiz Cem? Adam milyonlar satıyormuş, milyonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler. Vallahi hafta sonu bir dolandı var. Sanırım birçok kişiye dolandı. Vallahi yemin ediyorum eğer parça olmuş olsa dünyada en çok dinlenen parçalardan ya, biri olur. Şey yazmış Onurcan Yaman, 2022 yazı otellerde kopar o parça. Kesinlikle, harbiden kopar ama. Kesinlikle otellerde de kopar arkadaşlar. Otelleri bırak, kafelerde de kopar, şeylerde de, yazdıkların hepsinde de kopar yani. Baba bir parça olmuş. Düşünseniz ya, biliyorsunuz oralarda dev ekranlar var aynı zamanda. Cibbeli karşımda bu parça orada, yemin ediyorum herkes kafayı da sallıyor. Nasılydı? Tekrar versenize şunu arkadaşlar Allah aşkına ya. Öp beni, sar beni, yumuşa beni. Nasılydı lan? Görüntüsüyle verseniz Cübbeli'nin, yani öbürüyle olmaz, yemezler ya. Cübbeli'nin görüntüsüyle verin arkadaşlar. Yani yapan muhteşem bir şey yapmış tabii. Bunu söyleyen Cübbeli Hoca, ama arkasından da bu kurguyu yapana da helal olsun yani. Bir verir misin arkadaşlar tekrar? Adam milyonlar satıyormuş, milyonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler. Hayat arkadaşlar o kadar çok ciddiye alınacak da çok daha hafife alınacak bir şey değil, ama ikisinin iç içe geçtiği bir şey. Yani hayatımız hep siyaset, siyaset, siyaset. Türkiye ne olacak, ne olacak? İnanın bana, bu coğrafyada 1000 yıl önce yaşayanlar da ne olacak lan bu halimiz diye sormuşlardır. İnanın bana, 1000 yıl sonra da yine bu coğrafyada yaşayanlar olursa ki olacak, onlar da aynı şeyi soracak. Ne olacak bu memleketin hali diye. Ya bak, memleket nerede? Nurhan Bey'in tweetini koyabilir miyiz ekrana? Şimdi hafta sonu, dünden beri herkes baro seçimini konuşuyor. Kısaca değerlendiririz seninle de. Baro seçiminde Feyzoğlu kaybetti. Türkiye ne olacak diyorsun ya. Şimdi Mustafa Ceylan demiş ki Ali Tarakçı sakın bir daha tıraş olma sen. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. O kadar çok tepki geldi ki tıraş ol, tıraş ol bu sakallarına diye. Aha size tıraş dedik, tıraş olduk, tıraşlı halimizi görün diye. Bu sefer de diyorsunuz ki olma olma, biz de olmuyoruz şu anda. Büyütebildiğimiz kadar gidiyor. Vakit bulursam biraz kenarlardan ve saçlardan aldıracağım ama vakit bulamıyorum. Hafta sonu çocuklarla, hafta içi de gerçekten çok geç gidiyoruz eve. İşte yemek ye, bilmem ne derken saat oluyor 3-4. Sabah uyanalım derken işte belli bir saat uyumak zorunlu. Zaten uyumak zorundayız. Yoksa kaldırmaz vücut bu yoğunluğu. İş yerine geliyorsun. Yani böyle bir yoğunlukla bazen insan kendini tıraş olmayı bile unutuyor. Önce onu söyleyelim. Evet. Evet. Dediğim gibi Nurhan Bey sıkı bir CHP'li abi, Nurhan Çetinkaya. Feyzoğlu'nun kayıp ettiğine sevinenlerle CHP'nin başına getirmeye çalışanlar aynı kitle. Kesinlikle hiç tartışmasız. İşte Türkiye hani ne olacak diyoruz ya. Feyzoğlu'nun bu özellikle baro başkanı seçildikten sonraki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde CHP'ye öneren kitleyle sevinenler aynı kitle diyor ya. Sevinenlerin bir kısmı aynı kitle. Tamamını bunu söylemek doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmesini isteyenlerin de tamamını aynı kitle olarak okumak gerekmiyor. Ama aynı kitlenin içerisinde bir grup olarak okumak doğru. Ya şunu söyleyelim Vidin. Yani Türkiye son 20 yıl içerisinde çok ciddi bir şekilde mahallelere bölündü. Zaten bölünmüştü ama bu AK Parti iktidarı ile beraber daha ortaya çıktı. Ve bugün Türkiye'de AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden her şey onun üzerinden okunuyor aslında. Ve insanlar tüm muhalif kimliğini de onun üzerinden koyuyor. Halbuki muhalif olmak demek sadece onun üzerinden bir kimlik koymak da değil. Ve bugün gerçekten Erdoğan'ın gitmesini isteyen bir kitle, o aynı zamanda Türkiye'de darbe olsun diyebilecek bir kitle de var içerisinde. Erdoğan'ın gitsin diyen, Erdoğan'sız bir Türkiye diyenlerin içerisinde dün Türkiye'de yargısız infaz, faali meçhul cinayetler gibi bir yığın isimlerle de yan yana gelebilmiş kitleler. Ama bu anlaşılabilir bir şey. Bunu nereden anlaşabiliriz? Dün AK Parti'nin içerisinde demokrasi, adalet, hukuk diye nasıl bir kesim varsa bugün o kesimlerin bir kısmı bugün Doğu Perinçek'le, MHP ile ve başkalarıyla yan yana gelebilmişlerse, yani dün Avrupa Birliği üyeliğini savunan, Türkiye'nin daha demokratik, daha hukuk devleti olmasını savunan kitlelerden ya da bir siyasal partiden
bugün ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz, soğan ekmek yeriz diyen bir siyasal kimliğe gelmişse de böylesine, yani bu geçişler mümkün ve dünyanın her yerinde bu olabiliyor. Bizim gibi ülkelerde daha çok oluyor. Çünkü burada demokrasiye, hukuka ve adalete bakışımız konusunda son 20 yıldır ortak bir noktada buluşamadık. İlk defa belki Türkiye'de yavaş yavaş geniş bir kesim, yani bu dün demokrasinin karşısında duran bir kesim, demokrasi, hukuk ve adalet derken, dün hukuk, adalet, Avrupa Birliği diyen bir kesimin tam da onun karşısında durması da, bu da işte hayatın bir trajedisi. Ama inanıyorum ki nasıl AK Parti'nin içinden iki tane siyasi parti çıkmış, bir tarafta DEVA, bir tarafta Gelecek Partisi ve bugün onlar muhalefetle birlikte hareket ediyorlar ve demokrasiyi, hukuku, adaleti, ekonomide evrensel kuralları savunuyorlarsa, ben bunları olumluluk görüyorum. Aslında sürekli söylediğim ve altını çizdiğim bir şey var. Bir alt üst oluşmadan, bir dibe vurmadan ülkenin nereye gitmesi gerektiğine yönelik olarak da ortak bir fikir edinemeyecektik. Ben AK Parti'ye her zaman söylüyorum, AK Parti'ye teşekkür ediyorum aslında, AK Parti'nin son 5-6 yıllık sürecine. Çünkü AK Parti bu son 5-6 yıllık süreçte yaptıklarını bu kadar kötü yapmasaydı, Türkiye'de bu kadar demokrasi, hukuk ve adalet konusunda ses yükselmeyecekti. AK Parti bu kadar kötü yapmasaydı, hukuksuzluk ve adaletsizlik konusunda bu kadar dibe vurmasaydı, ekonomi yönetiminde bu kadar dibe vurmasaydı, Türkiye'nin en az %60'ını kucaklayan büyük bir siyasal yapı, muhalif bir yapı yan yana gelmeyecekti. Bunu şey görüyorum, yani bunu olumlu görüyorum. Yine bir şey daha var. Türkiye tabii hafızası çok şey, bir çabuk unutan bir toplumuz biz. Orta Doğu ve Asya'daki tüm toplumlar da böyle. Yani uzak tarihi genellikle hatırlamayan, hep yakın tarih ve bugünün üzerinden bir siyasi durum çizen bir topluluğuz biz. Ve sosyolojik olarak böyle bir gerçeğimiz var. Ama şunu söyleyeyim, 60'lı yıllardan itibaren, hatta 50'li yıllardan itibaren aynı gerginlikler, aynı ikiye bölünmüşlükler. Yani Demokrat Parti'nin bir vatan cephesi dönemini hatırlasalar, yani bunu bugün çok kişi, yeni kuşak, hani AK Parti dönemiyle ilgili Z kuşağı dediğimizde geçmişi hatırlamıyor diyoruz ya. Aslında baktığımızda bugünkü Z kuşağı da, X kuşağı da, Y kuşağı da o günleri hatırlamıyor. 70'li yılları kimse hatırlamıyor, 60'lı yılları kimse hatırlamıyor. Yani ve biz bugün geldiğimiz noktada yaşanılan bir gerçeklik üzerinden, ben bu yaşananlar Türkiye için kötü ama Türkiye'nin geleceği için olumlu buluyorum. Başka türlü bulamazdık. Yani düşünsene ya, AK Parti iktidara geldiğinde 130 milyar dolar dış borcu olan bir Türkiye'den 446-450 milyar dolar borcu olan bir Türkiye'ye getirmiş. Yaklaşık olarak 3 katı borçlandırmış Türkiye'yi. Ve Türkiye ekonomik olarak düşünsene Erdoğan'ı, bu ekonominin kitabını yazdım diyen, master yaptım diyen, benim bu politikam doğru diyen bir Erdoğan gerçeğinden nereye geldik? Tabii niye sen Erdoğan'ın ekonomi sıtım demesine engel şey yapıyorsun? Ben görmüyorum ya. Bir kere son derece olumlu bir şey Erdoğan'ın ekonomi. Yani bu ülkenin başına profesör olan, hem de Tansu Çiller, hayır ekonomi profesörü. Yani. Yok, ben orada ben bir şey demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Hiç ekonomi, yani ekonomi profesörü olan bir ülkenin yönetimini de gördük. Ekonomi profesörü olmayan ama master yapmış. Tamam mı? Yani yüksek lisans yapmış bir ekonomi profesör unvanı olmasa da ekonomik dairesi olan bir Erdoğan'ı da gördük. Bunu niye söylüyorum? Yani kitabını yazmış bir Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, ekonominin kitabını yazmış bir Sayın Cumhurbaşkanı'ndan nereye geldik? Ekonomik kurtuluş savaşı veren bir ülkeye geldik. Adama sormazlar mı o zaman? Sayın Cumhurbaşkanım, çok doğru, siz de iyi yönetiyorsunuz ülkeyi. Kitabını da yazdınız da neden ekonomik kurtuluş savaşı veren bir ülke düzeyine geldik sorusu? Acayip trajedik bir soru da aynı zamanda. Madem bu kadar çok iyi biliyorsunuz, niye soğan ekmek yemeye mecbur kalan, Çanakkale savaşlarına gönderme yapılan bir noktaya geldik. Dolarda kim oluyor lan noktasına geldik. Doları aslında tarihin en yüksek oranına getiren de siz oldunuz. Yani bugün 13 nokta küsürlük dolar, 13.70 olan doların 6.0 koyun neye geliyor bir de? 13 milyon 700 bin lira değil mi? Yani Türkçesi bu değil mi? Yani 13 milyon 700 bin Türk lirası bir dolar ediyor. Yani eski Türkiye'ye göre. Hani yeni kuşaklar yeni bilmez. Biz de bilmiyoruz. Biz de unuttuk aslında baktığımızda. Bazen de karıştırıyoruz trilyon milyon meselesinde, katrilyon meselesinde. Yani kısacası söyleyeceğim olay şu. Bilin, Cübbeli'den doğru açtık meseleye geldik. Yala beni, şap beni, şup beni. Ama Cübbeli biliyorsun geçen hafta faiz konusunda konuştu. Laikliği ben Cübbeli Ahmet Hoca'dan dinleyeceğim hiç aklıma gelmezdi.
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bugün bu ülkede laiklik sistemi olmasa, beğenin beğenmeyin, eksik bulun, fazla bulun. Bugün gördüğünüz cemaatlerin hepsi birbirinin boğazını keserler dedi. Neden? Fırsat bulsalar keser. Bak bir şey söylüyorum. Neden? Çünkü en iyi Müslüman onlar. Diğerleri? Değil. Değil. Yani ya arkadaşlar cenneti, yani hani cenneti sadece Müslümanlar hak eder diye anlatılıyor. Size yemin ediyorum Türkiye'deki cemaatlerle konuşsanız o kendi dışındaki cemaatlerin hiçbiri cennetin kapısından geçemezler. Hepsi cehennemlik. Yani bir programda daha söylemiştim. Cennete müminler gidecek. İşte müminler meselesinde Müslüman değil mi mümin olunca? Hristiyan da mümin yani. Ya mümin deyince de Müslüman anlıyoruz. Bunun adını koyalım. Neyse kısacası ben cübbelinin magazinsel bir boyutu. Önce onu söyleyelim ama şunu da kabul edelim ki. Şunu kabul edelim ki Cübbeli de bence İslami konudaki en bilgin adamlardan bir tanesi. Bu gerçeğin de altını çizmek gerekiyor. Kıssanız da, bağırsanız da, çağırsak da, itiraz desek böyle bir karşılığı var Cübbeli Hoca'nın da. Jet ski'ye de biniyor, başka bir şeye de biniyor. Yani işte hayatın gerçeklerini uyarlayan bir Cübbeli İslami cemaat lideri var karşımızda.